Şimdi bakın, Cumhur Zulüm İttifakı'yla çok adaletsizlikler oluşturuyorsunuz. Az evvel komisyondaydık. 9. yargı paketi komisyon görüşmeleri vardı. O kadar içi boş, adaletsiz, anayasayı çiğneyen bir yargı paketi ki. Ama böyle olmaması mümkün mü arkadaşlar? Bakın, bir cinayet var ortada ve bu cinayet örtbas edilmeye çalışılıyor. Herkes biliyor ama söyleyemiyor. Şu mecliste olan herkes de biliyor. Kral çıplak, Sinan Ateş cinayeti siyasi bir cinayet. Böyle bir cinayetin karartılmaya çalışıldığı bir yerde 9. yargı paketinin bir anlamı var mı arkadaşlar? Öylesine karartılmaya çalışılıyor. Bakın şu görüntülere. Tetikçi Eray Özyağcı 47 dakika beklemiş. Kimse ona bir şey demiyor. Tetikçi Eray Özyağcı Sinan Ateş'i vuruyor. Ayaklarından vurdum diyor. Görüntüler hayati organlarından vurduğunu gösteriyor. Mahkeme bunu umursamıyor. Yine Vedat Balkava'ya tetikçi Eray Özyağcı'yı taşıyor. Konya yolunda kayma yoluna girmeden kenarda öncesinde Tolgahan Demirbaş'ın attığı konum üzere buluşuyorlar Tolgahan Demirbaş'la ve oradan bir çiftliğe gidiyor. Şahin Alababa çiftliği diyor. Tolgahan Demirbaş tetikçiyi götürüyor ve ardından Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel aracıyla, Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın özel aracıyla Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tetikçiyi kaçırıyor. Nereye? İstanbul tarafına. Bolu'da PTS'ye yakalanıyor. Arkada Bolu MHP il başkanının aracı da var. Böyle gidiyor değerli arkadaşlar. Peki sonra ne oluyor? Bakın çok vahim. Tolgahan Demirbaş öncesinde biliyorsunuz Emniyet Cinayet Büro Amirliğini arıyor. Reis diyor kalemini kırmışlar. Sinan Ateş'in telefonu bu. Bir ikamet adresini alabilir miyiz? Veriyor. Bitmiyor olay. Şu anda bakın Tolgahan Demirbaş daha sonra Olcay Kılavuz MHP eski milletvekilinin evinde çıkıyor. Ankara Emniyet eski Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner gidip ikisini de buluyor. Tutanak tutuyor. Ve o tutanak yok ediliyor. Buna nasıl susuyorsunuz? Devletin resmi evrakı yok ediliyor ve sonra iktidar eliyle sahte bir evrak oluşturuluyor. Ve mahkemeye Kerem Gökay Öner suç duyurusu yapıyor. Bu evrak giremiyor. Neden? İktidar küçük ortağını korumaya çalışıyor. Başka neden olabilir? Herkes bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Bir cinayet dosyasında iki dosya olur mu arkadaşlar? İkinci dosya ile ilgili hiçbir gelişme yok. 17 kişilik dosya ile ilgili hiçbir gelişme yok. Bu konuda kimse adım atmıyor. Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Sinan Ateş'in evini gözleyenlerle ilgili tek bir soru sorulmamış. Bakın kimse bu kişilere bir soru sormuyor. Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları ve MHP ilişkisi araştırılmıyor. Bir şekilde siyasi bağlantı göz ardı edilmeye çalışılıyor. Resmi evrak, devletin resmi evrakı yok edilmeye çalışılıyor. Arkadaşlar siz neden bahsediyorsunuz ya? Allah aşkına 28 Şubat edebiyatını nereden yapıyorsunuz? Şu anda adaletsizliğin dibindesiniz. Bir insanın ölümü insanlığın ölümüdür. Kelamı kibarını bilmez misiniz? Gerektiği zaman hep bunu söylersiniz. Bir insan öldürülmüş ve bu cinayeti örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Nasıl olur böyle bir şey? Bu cinayeti örtbas ettirmeyeceğiz. Vicdan ölmedi arkadaşlar, vicdan ölmedi. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana demeye de devam edeceğiz.